Özel Ünit Hastanelerinden canlı yayında karşınızdayız. Bugünkü doktorum, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Dilek Ulusoy. Önce bir hoş geldin demek istiyorum doktoruma. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Şimdi Facebook ve Instagram hesaplarından canlı yayınımız devam edecek. Bu süre boyunca, daha öncesinde de sorularınız olmuştu ama bu süre boyunca da doktorumuza gebelik öncesi bakımı, neler yapılması gerektiğiyle ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Tabii kadın doğum doktoru olunca belki arada başka sorular da olursa doktorumuz vakit buldukça yanıtlamaya çalışacaktır. Şimdi bugün ne konuşacağız? Gebelik öncesi danışmanlık. Evet. Şimdi gebelik öncesi danışmanlığı aslında yeni bir, ya bizim yeni duyduğumuz bir kavram. Ama aslında sizin çok bildiğiniz, çok hakim olduğunuz bir alan. Şimdi benim gibi yeni bilen, yeni duyan izleyicilerimiz, takipçilerimiz için ben önce bunu bir ne olduğunu sizden kısaca bir öğrenmek istiyorum. Gebelik öncesi danışmanlık, sağlıklı bir gebelik süreci, sağlıklı bir anne ve sağlıklı bir bebek elde etmek için gebe kalmadan önce anne adayıyla yaptığımız ilk muayene, ilk karşılaşma diyelim. Neler yapılabilir anne adayıyla ilk karşılaştığımızda? Evet. Şimdi şunu önce bir zamanla ilgili bir şey söyleyelim mi hocam? Mesela biz diyelim ki işte evlendik, artık hani bir çocuk istiyoruz, gebelik düşünüyoruz. Biz size ne zaman gelmeliyiz? Gebeliği düşünmeye başlamaz mı? Yoksa çok daha öncesinden başlamamız mı gerekiyor? Gebe kalmadan 3 ay öncesinde bir görüşme yapmakta fayda var. Bu niçin önemli? Gebelik öncesinde annede herhangi bir eksiklik kanında, demir eksikliği var mıdır, D vitamini eksikliği var mıdır, herhangi bir enfeksiyon var mıdır, ya da tamamlanmamış bağışıklığı olmayan aşıları var mıdır, herhangi bir rahimle ilgili problemi var mıdır, bunun gibi sorunları önceden tespit edip tedavilerini ya da aşılarını tamamlamak için 3 ay öncesinden görmekte fayda var. 3 ay öncesinde biz şimdi gebe kalmayı düşünüp size geldik. Şimdi biz izleyicilerimize neler yapıldığını böyle madde madde anlatalım istiyorum. Size geldik. İlk olarak ne yapıyorsunuz? İlk karşılaşmada, evet, anne adayıyla ilk karşılaşmada muayenemizi yapıyoruz. Öncelikle bir vajinal muayene ve ultrasonumuzu yapıyoruz. Vajinal muayenede bir rahim ağzında yarası var mıdır, kanaması var mıdır, yoğun bir akıntısı var mıdır, gebe kalmaya engel olabilecek bir problem var mıdır, ultrasonda rahimle alakalı herhangi bir anatomik bir problem var mıdır, bunları muayenesini yapıyoruz ve özellikle simir alıyoruz. Simir gebelik öncesinde mutlaka yapılması lazım, rahim ağzı kanser tarama testi. Çünkü rahim ağzı kanseri 1000 gebeden birinde görülen bir problem, sık karşılaşılan bir problem. Görüldüğünde ne oluyor? Gebe kalmadan önce tanısı konulursa bunun tedavisi, gerekli tedaviler mümkün oluyor. Gebelik esnasında tanı konulduğu takdirde gebeliğin erken döneminde eğer tanı konulursa gebeliğin sonlandırılması dahi önerilebildiği için gebe kalmadan tanı koyup tedavisini yapmakta fayda var. Zaten çok basit bir test. Belki kısaca bu simir testinde nasıl bir test olduğunu söyleyeyim. Simir testi rahim ağzından fırçayla örnek almak. Herhangi bir girişimsel işlem, can yakıcı bir işlem değil. Bir parça almak öyle bir şey söz konusu değil. Parça genelde almak diye düşünüyor. Hastalar sadece fırçayla alınan bir sürüntü. Sürüntü alıp çıkılıyor. Şimdi bu jinekolojik muayenede simir testi dışında bir şey yapılıyor mu? Ultrason yapıyoruz. Ultrasonda rahimle alakalı gebeliğe engel olabilecek ya da gebelik oluştuğu takdirde bebeği ya da anneyi sıkıntıya sokabilecek bir problem var mı? Onlara bakıyoruz. Yumurtalıkların değerlendirilmesi önemli. Yumurtalıklarda gebeliğe engel olabilecek herhangi bir kistik yapı var mıdır, kitlesi var mıdır? Bunlara bakıyoruz. Meme muayenesi yapılabilir. Çünkü gebelikte meme kanseri ikinci sıklıkla görülen kanser. Gebe kalmadan önce bunun muayenesi ve hastanın şikayetleri doğrultusunda gerekirse bir ultrason, meme ultrasonu yapılması önerilebilir. Anladım. Bunun dışında ne tür takviyeler yapılıyor mesela hamile kalmak isteyen bir anne adayına? Hamilelik öncesi herkesin de bildiği gibi folik asit desteği çok önemli. Bu da 3 ay öncesi mi hocam? 3 ay öncesinde başlamakta fayda var. Niçin 3 ay öncesinde başlıyoruz? Folik asit vücutta depolanabilen bir şey değil, bir vitamin, B vitamininin bir çeşidi. Öncelikle annenin eksikliğini tamamlamak lazım ki gebe kalındığı takdirde bebek ihtiyacını anneden karşılayabilsin.
Bir sağlıklı bir gebelik için biz anne adaylarının vücudunda böyle değerlerin ne şekilde olması gerekiyor? Hangi değerlerinin daha düzenli olması gerekiyor? Siz nelere bakıyorsunuz? Mesela ilk karşılaşmamızda nelere bakılabilir? Demir eksikliği var mıdır? Yani kansızlık olarak daha çok biliniyor. Kansızlık var mıdır hastada? Guatr var mıdır? Hipotiroidi denilen tiroid bezindeki hormon yetersizliği gebelikte çok önemli. Gebe kalmadan önce, gebe kalmayı planlayan bir kişide hormon değerinin belli bir seviyeye çekilmesi lazım. Bu niçin önemli? Çünkü bebek ilk 3 aylık dönemde kendi hormonunu üretemiyor ve anneden alıyor. Annede bir yetmezlik varsa ve bunu alamazsa bebekte mental motor yani hem zeka gelişiminde gerilikler görülebiliyor. Gebe kalmadan dediğim gibi bunun tanısının konulması ve hormonların istenilen seviyeye çekilmesi çok önemli. Anemi evet demir eksikliğine özellikle bakıyoruz. Kansızlık var mıdır? Bu da istenilen değer 12 hatta 13 civarında tutulması gerekiyor. Çünkü gebelik esnasında anne bebeğe de ihtiyaçlarını karşılayacağı için annede demir eksikliği anemisi daha fazla görülüyor. Gebe kalmadan önce bu depolarının doldurulması önemli. Şimdi bu demir eksikliği olanlarda bir takviye yapıyorsunuz siz ama genel olarak da bir beslenme ile ilgili bir ne derler öneride bulunuyor musunuz? Ne yemeli ne içmeli anne adayları? Şöyle yeme içme demir alabileceği besinleri özellikle süt ve çayla beraber almamalarını öneriyoruz. Çünkü genellikle işte kahvaltılarda devamlı bir çay ya da süt tüketimi olduğu için kahvaltıda alınan demirin anneye yarar sağlama ihtimali çok çok düşüyor. Buna dikkat etmesini öneriyoruz. Çayımızı, sütümüzü kahvaltıdan yani, sonra bir saat sonra kadar yani içelim. En az bir yarım saatlik bir ara vermesi lazım. Peki şimdi anemiden söz ettik. Açlık ve tokluk kan şekeri ölçümü. Kan şekeri ölçümü çok önemli. Şimdi bir gebe adayında daha önceki gebelikler sorgulanmalı. Daha önceki gebeliğinde herhangi bir şeker hastalığı, ailede şeker hastalığı öyküsü var mı? Anne adayının kilosu çok önemli. Kilosu fazla olan bayanlarda şeker hastalığı olma ihtimali birazcık daha artıyor. İlk karşılaşmada öyküyü de göz önüne alarak açlık, tokluk, kan şekeri bakılması, şeker hastalığından şüphelenilirse şeker tarama testi yapılması erken dönemde tanı koyup gebeliğe bu şekilde devam etmek gebelik açısından çok daha sağlıklı. Şimdi aslında 3 ay öncesi dedik ama aslında belki çok daha uzun süren tedaviler de olabiliyor değil mi anne adaylarının? Evet. Hani belki 3 ay öncesinde folik asite başlanıyor ama aslında belki hani evlenir evlenmez değil mi? Bir yuva kurar kurmaz hani böyle bir sonuçta çocuk sahibi olmayı da düşünüyorsa insanlar belki çok daha öncesinden bir kadın doğum doktoruna gidip hani bu değerlerini belki bir yıl içinde, iki yıl içinde hangi sorunlar var yani sağlıklı bir gebelik için ne yapılması gerekiyor? Aslında size gelip danışsa belki çok daha rahat bir gebelik geçirme şansı olacak değil mi? Öyle. Biraz daha aslında hani öncesinden gelip doktorumuzla konuşmak gerekiyor. Bu hepatit B taşıyıcılığının nasıl bir etkisi oluyor? Bununla ilgili ne yapıyorsunuz siz? Hepatit B eğer annede böyle bir şüphe varsa anne adayına bunun testlerini yapıyoruz. Bağışıklığı var mı? Hepimiz doğumdan sonra aşılanıyoruz ama bu aşının koruyuculuğu hala annede var mıdır? Antikor düzeylerine bakıyoruz. Antikor düzeyleri yeterli değilse gebe kalmadan önce aşılanmasını öneriyoruz. Hepatit B aşısı gebelikte de yapılabilen bir aşı. Ama gebe kalmadan önce aşılarını tamamlarsa gebelikte böyle bir korkumuz olmuyor. Anne gebelik esnasında hepatit B enfekte olursa doğum esnasında bu bebeğe geçiş gösterirse bebekte de enfeksiyona ve ciddi karaciğer rahatsızlıklarına sebep olabiliyor. Bir de sadece annede değil mi? Mesela babada varsa anneye bulaşabiliyor. Onu nasıl yapacağız peki? Eğer babada varsa anne aşılanıyor mutlaka. Gebelik esnasında dahi aşılanıyor. Bir risk faktörü tabii babada olması. Babada olup olmadığını da baba gidip test yaptırmalı tabii değil ki, mi bu anlamda? Öncesinde. Aynen. Tamam. Çünkü sadece anne adayları değil baba adaylarının da hani bulaşıcı olduğu için öncesinde test yaptırmamız gerektiğini belirtiyor doktor hanım. Şimdi bu kızamıkçık serolojisi bu nedir? Önce bir bunu söyleyeyim. Şimdi yani kızamıkçık, kaba kulak bunlar canlı aşılar ve gebelik esnasında mutlaka yapılmaması ve geçirilmemesi gereken hastalıklar. Evet. Canlı aşı olduğu için gebe kalmadan 3 ay öncesinde
aşılarını yapmak, tamamlamak lazım. Kızamık kızamıkçı kaba kulak gebelikte geçirildiği takdirde bebeğe çok ciddi zarar verebilen rahatsızlıklar. Anne adayıyla karşılaştığımızda bu hastalıkları geçirmiş mi, bağışıklığı var mıdır diye antikor düzeylerine bakıyoruz. Eğer bağışıklığı yoksa aşılarını tamamlıyoruz. Burada yanlış anlaşılma varsa onu düzeltmek istiyorum. Biz gebelik sürecini aslında konuşmuyoruz. Yani gebelik düşüncesinden öncesini konuşuyoruz. Yani gebelikte ne yapılması gerekiyor? Mesela gebelikte yapılması gereken aşılardan söz etmiyoruz. Gebeliğe geçilmeden önce gebelik düşüncesi varsa onun öncesinde iyi bir gebelik geçirmek için ne yapılması gerektiğini konuşuyoruz. Çünkü öyle bir yanlış anlaşılma olabilir. Hocam seronegatif kadınların gebe kalmadan bahsettiğim önce kızamık kızamıkçı kaba kulak, yani bağışıklık sağlanmış mı? Bağışıklığı yoksa, yani bağışıklık sağlanmayan hastalara, gebe adaylarına gebe kalmadan önce aşılarını tamamlıyoruz ki gebelikte kızamık geçiren biriyle karşılaştığı takdirde bu hastalığı geçirme şüphesi olmasın. Peki kan grubu diye mesela öyle bir maddemiz kan grubu var. O önemli. Kan uçmazlığı önemli. Annenin kan grubunun negatif, babanın kan grubunun pozitif olduğu durumlarda eğer bebek de kan grubu pozitif olursa ve gebelik esnasında herhangi bir kanama olur ve bebekten anneye bu kan hücreleri geçerse annenin vücudu bebeği yabancı olarak algılayıp ona bir savaş açıyor diyelim. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gebe kalmadan önce anne ve baba adayının kan gruplarına bakılıyor. Uyuşmazlığı olanlarda gebelik esnasındaki en ufak bir kanamada uyuşmazlık iğnesi yapılıyor ki bebeğe anne zarar vermesin. Bu ilk gebelikte gebelik esnasında yapılıyor. İkinci gebelikte de mi? İlk gebelikte gebeliğin 28. haftada uyuşmazlık iğnesi yapılıyor. Doğum sonrası eğer bebek kan grubu pozitifse tekrar bir iğne yapılıyor. Bir sonraki gebelikte bebeğe zarar vermesin diye. İkinci gebelikte ama öyle bir sıkıntı yaşamıyor mu? İkinci gebelikte tekrar yapılıyor 28. haftada. Aynı şey geçerli. Aynı şeyler tekrar geçerli. Tamam. Biz şimdi hep böyle çok sorulan şeylerden bir tanesi de bu tütün kullanımı. Hadi sigara demeyeyim ama tütün değil. Artık saranlar da oluyor çünkü. Sigara kullanımı yani hem gebeliğe engel ne kadar öncesinde mesela? Ben şimdi diyelim ki hamile kalmayı düşünüyorum. Hani atıyorum bir ay öncesinde bırakayım ya da ben hamile kaldığımı öğrendim bıraktım. O zaman etkisi keşke oluyor mu? Hiç kullanmasalar. Ama bunu şu şekilde aynı, şu kadar sürede bırakın bebeğe zararı olmaz diyemiyorum. Çünkü sigara hem gebe kalmaya da engel bir durum. Bir de o var. Yumurta ve sperm kalitesini bozuyor. Gebe kalmaya engel. Gebe kaldı diyelim, kullanmaya devam ediyor. Bebekte çok ciddi problemler oluşturuyor. Bebek IQ'sunda 30 puan geriden hayata başlatıyor anne sigara içtiği için bebeğine. Çok var mesela. Çok iyi bir şey söylediniz bunu. Mesela ben işte sigara içtim ama çocuğum işte nur topu gibi doğdu. Hiçbir şey olmadı. Gerçekten öyle değil. Yani belki fark edemiyoruz. İlk doğduğu zamanda bir şey yokmuş gibi görünüyor ama sonrasında belki bağışıklığı değil mi? Zayıf kalıyor. Belki sonrasında mesela ben şunu duymuştum. Sonrasında sigara kullanımına yatkın oluyormuş bu çocuklar. Öyle bir şeyler bile söyleniyor. Yani kesin kanıtlanmış bir şey değil ama hani öyle de deniliyor. Belki hani evde sigara içen birini gördüğü için o sigara içen ailelerde çocukların kullanımı belki o nedenle de artıyor olabilir ama o zaman hamile kalmadan hiç kullanmayalım ama en azından bir 3 ay öncesinde bir hamilelik düşünüyorsak bir 3 ay, bir 6 ay. Yani kesinlikle şu kadar sürede bıraksın diyemiyorum. Ki yani zararlı olduğu için hani vücuttan temizlenmesi de çok zaman alan bir madde. Yani 3 ay önce bıraksın aman çok sağlıklı gebelik olur ya da bebeğe hiçbir zarar olmaz diyemiyorum. Ya şeyi konuştuk ama ben bir daha sormak istiyorum. Mesela ideal kilodan bir söz edelim istiyorum ben biraz. Hani dediniz ya şeker için de önemli ama mesela diyelim ki ben yine gebe kalmayı düşünüyorum. İdeal kilomun nasıl olması gerekiyor? Yani çok çünkü gebelikte de kilo alacağım. Hani öncesinde mesela diyelim ki ben biraz fazla kiloluyum. Bir gebelik öncesinde bir hafif bir diyet, o kiloyu bir normale çevirme falan gerekli mi? O önemli. Şimdi ideal kilomuz boyumuz ve kilomuza göre hesaplanıyor ve body mass index denilen bir oran elde ediliyor. Bu 18,5'un altında, yani aşırı zayıflık da istenilen bir şey değil ya da 30'un üzerinde aşırı obez
de istenilen bir durum değil gebelik için. İkisi de gebelikte zararlı. Aşırı zayıf olmak hem yumurtlamayı engelliyor ve sonraki eğer gebelik oluşursa da sağlıklı bir gebeliğin devamı açısından da zararları var. Ama aşırı kilolu olmak da hem tansiyon hem şeker hastalığı için bir davetiye çıkarıyor. Bu nedenle gebe kalmadan önce ideal kiloya ulaşmakta zayıflar için de aynı şekilde kilolu bayanlar için de aynı şekilde ideal kiloya yaklaşmakta fayda var. Şimdi bu epilepsi hastaları, sonra yüksek tansiyon hastaları, bunlar yine doğum öncesi neler yapmalı? Epilepsi hastalığı epilepsi hastaları hamile kalabiliyor mu? Kalabiliyor. Ama kullandıkları ilaçların çeşitleri var. Bunlar gebelikte kullanılması çok zararlı olan işte nöral tüp defekti dediğimiz yarık dudak, yarık damak ya da sırt açıklığı denilen problemlere sebep olabiliyor bu ilaçların kullanımı. Eğer bu ilaçları kullanıyorlarsa nöroloji doktoruna danışılarak tabii ki ilaçların değiştirilmesi önerilebilir. Tabii uygun görürlerse gebelikte daha kullanılabilir ilaçlara geçirilmesi önerilebilir. Tansiyon da çok önemli. Eğer gebelik öncesinde kronik bir tansiyon rahatsızlığı varsa tansiyon regülasyonu, tansiyon bir düzende olması önemli ve kardiyoloji doktoru tarafından bir muayene öneriyoruz. Eğer gebeliğe engel olabilecek bir durumu var mıdır, yok mudur? Gebe kalmasına izin veriliyor mu? Mesela daha önce sezaryen olmuş annelerin yeni bir gebelik düşünürken dikkat etmesi gereken şeyler var mı? Daha önce sezaryen olmuşsa yeni bir gebelik için 2 yıl ideal önerilen 2 yıl rahmin toparlanması ve yeni bir gebelik sürecine geçebilmesi için 2 yıllık bir dinlenme istiyoruz. Daha önce geçirilmiş olan sezaryen öyküsü bir sonraki gebelikte gebeliğin takip açısından da önemli. Hem doğum haftası ona göre belirleniliyor. Hem de takiplerinde normal doğum yapmış ya da daha önce doğum yapmamış birine göre ağrılar bizim için çok daha önemli. Ağrı çekilmesi gerekiyor sezaryen olmuş olan birine. Peki normal doğum düşünebilir mi? Daha önce sezaryen olmuş biri. Yeni yeni revaçta bir şey ama hastayla beraber oturup konuşulup karar verilmesi gereken bir şey. Kesinlikle normal doğum yapabilir diyemiyorum. Yani. Çünkü riskleri var. Bu riskleri hem anne adayı hem babanın kabul etmesi ve buna göre normal doğuma karar vermemiz gerekiyor. Mesela anne açısından iyi bir şey midir? Yani normal doğumu önerir misiniz yoksa sezaryen olmuş birinin ikincisini değil de sezaryen olmasını öneririz. Sezaryen olması taraftarıyız. Çünkü dediğim gibi risk normal doğum olur. Çok riskli. Yani hiç doğum yapmamış ya da daha önce normal doğum yapmış birinin rahmi ile aynı değil. Artık rahimde bir kesik var. Ve bebek büyüdükçe ve ağrı çektiği zaman bu kesikten yırtılma ihtimali var. Yırtılmaya bağlı da anne ve bebeğin hayatını kaybetme ihtimali var. İşte bunları anne babayla beraber oturup konuşmak, riskleri anlatmak, buna göre onların karar vermesi ve doktoruyla beraber karar vermesi gerekiyor. Şimdi doğum öncesi tabii önemli bir konu ama mesela diyelim ki biz düzenli ilaç kullanan biriyiz. İşte hangi ilaçlar kullanıyorsak mesela doğum öncesinde gelip size bunları söylememiz gerekiyor. Doğum öncesi hastanın kullandığı her ilacı değerlendirmek lazım. Yani kullandığı antibiyotikler, ankesiciler ya da herhangi bir gıda takviyesi alıyor mu, bitkisel bir ilaç kullanıyor mu, bunların hepsini değerlendirmek lazım. Şimdi ilaçların grupları var. Gebelik öncesinde en az bir ay önce bırakması gereken, gebe kalmadan bir ay önce bırakması gereken ilaçlar var. Kesinlikle bebeğe zararlı. X grubu dediğimiz ilaçlar var. Gebelikte kullandığı takdirde tabii hastanın da beraber oturup konuşup onay alınıp gebeliğin sonlandırılmasını dahi gerektiren ilaçlar oluyor. Bu yüzden gebe kalmadan önce kullandığı tüm ilaçları getirmesi ve bunların değerlendirilmesi önemli. Şey merak ediyorum. Mesela anne adaylarının doğurganlığının yeterli olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Mesela ne kadar öncesinde size geliyorlar? İşte ya da bunu yapıyor mu çoğu anne adayı? Mesela yumurtalıklarının durumuna baktırıyor mu? Ya da yaptırması gerekiyor mu? Yani hani sırf bu sebeple nasıl anlaşılıyor mesela? Anlamak için muayenelerimizi yapıyoruz, ultrason yapıyoruz. Düzenli adet gören bir kişinin her ay belli tarihlerde bir döngüsü varsa, adet görüyorsa zaten yumurtalık rezervi iyi olarak değerlendirilir. Ama tabii ultrasonlar ve hormonlarına bakabiliriz. Adet döneminde baktığımız hormonlarda yumurta rezervi değerlendirilebilir. AMH denilen yumurta rezervini değerlendirdiğimiz bir hormonumuz var.
eğer yumurta rezervinin azaldığından şüphe ediyorsa bununla bir doğrulama yapılabilir. Peki bunun için mesela diyelim ki yumurta rezervleri azaldı. Nasıl bir tedavi süreci işliyor burada? Yumurta rezervi azalması genellikle ileri yaşta olan bir şey ama erken yaşta da yumurta rezervinin azaldığı prematür ovaryen yetmezlik dediğimiz erken menopoz olarak biliniyor. Böyle bir durum var. Bu da yani genellikle zaten hani adet araları uzamış, düzenli adet göremeyen bayanlarda artık yumurta rezervinin azaldığı görülüyor. Böyle olursa kesinlikle artık yumurta rezervi azalmış, sayısı azalmış. Normal bir süreç beklemektense hani yardımcı ilaçlarla falan yumurta rezervi artırılamaz. Yok, yumurta olmuyor. Rezervi yumurtalarımız bizim doğumumuzda bizimle beraber zaten geliyor. Her ay adet görmeye başladığımızda artık tek tek gelişiyor. Her ay yumurta atılmaya başlıyor ve yumurta rezervi yaşla beraber artık gittikçe azalıyor ve menopoz dediğimiz durumda zaten artık yumurtalarımızın çok azaldığı ve bitmeye başladığı dönem. Bu yumurtaları tekrar arttırmak mümkün İlaç değil. İlaç tedavisi mümkün değil. Hayır. Peki mesela bu düzensiz adet gören kadınlarda mesela da ara ara kullanılan doğum kontrol hapları oluyor ya da başka haplar oluyor. Bu tür haplar sonrasında doğurganlığa etki ediyor mu? Çünkü böyle bir kanı var. Evet, doğum kontrol haplarında genellikle böyle korkarak geliyorlar. İşte doğum kontrol hapı kullandım, benim gebeliğime engel midir? Doğum kontrol hapları gebeliğe engel değil. Çünkü doğum kontrol haplarının içine okuduğunuz zaman da zaten yazıyordur. İki tane ilacı atlarsanız gebe kalabilirsiniz. Başka bir yöntemle korunun. Yani gebeliğe engel olacak olsa hani zaten kullanırken bile gebe kalabiliyorsunuz. Doğru. Yani bir atladığınızda iki ilaç atlandığında artık ek bir korunma yöntemi kullanmak gerekiyor. Öyle mi? Tamam. Peki nasıl bir plan yapılıyor? Size gelen diyelim işte gebelik düşündüğünü söyleyen birinde nasıl bir plan yapılıyor? Nasıl ilerliyorsunuz? Şimdi daha önce korunma olup olmaması önemli. Daha yeni gebelik düşünüyor. Daha önce hiç korunmamışlar. Korunmayı kolay herhalde. Evet, adet bıraktı. Evet. İlacı bitiriyor, adetini görüyor. Artık o adet gördüğü sikluste gebe kalabilir. Hani bu şu kadar daha gebelik olmasın, doğum kontrolü bu oluşacak, gebeliğe zararlı gibi bir durum yok. Yok, tamam. Gebe kalmak istiyorsa muayenelerini yaptık, herhangi bir sorun yok. Daha önce korunması oldu ya da olmadı. Yeni denemeye başladılar. İlk başta herhangi bir işte folik asit desteğini başlıyoruz. Kan değerlerine baktık. Herhangi bir eksiklik varsa onlara takviye edici tedavilerimize başladık. Bir sıkıntı olmazsa kendiliğinden gebe kalması için ne kadar süre veriyorsunuz? 2 yıl. Ama bu yaşıyla da alakalı bir şey. Genç yaşta 20'li yaşlarda gelmişse 2 yıl beklenebilir diyoruz. Ama 30 yaş üzerinde 35 yaşında gelmiş birine 2 yıl sen bekle gebe kalmayı dene demiyoruz. 3 ay mı diyorsunuz? Ben 6 ay diyorum. 6 ay ya da hastanın talebine göre bazen 6 ay da fazla gelebiliyor. 3 ay en azından diyorum. Bir gebe kalmayı kendinizden gebe kalmayı deneyin. Olmazsa ondan sonra ekstra bir araştırma ya da tedaviye başlayalım. Ya hemen tüp bebek tedavisi değil ama mesela diyelim ki beklenen sürede gebe kalınamadı. Ondan sonra neler yapıyorsunuz hastayla? Neler beraber yapıyoruz? Neden olabilir acaba diye. Hem bayan kaynaklı hem de eş kaynaklı bir problem var mıdır? Eşte sperm tahlili istiyoruz. Bir problem var mı? Hareketsizlik ya da yetmezlik gibi bir problem var mı? Anne adayında ultrasonda ya da hormonlarla alakalı herhangi bir sıkıntı görmediysek tüplerde acaba bir tıkanıklık var mı? Tüplerde çünkü daha önce geçirmiş cerrahi ya da geçirmiş bir enfeksiyona bağlı bir tıkanıklık olabilir. Bunun İtrar için yolu enfeksiyonu gibi yok, bir şey mi? Sen değil. Mesela üst solunum yolu enfeksiyonu da yapıyor mu? Böyle? Hayır. Vajinal enfeksiyonlar ya da pelvik enfeksiyon. Kadın genital yolu enfeksiyonları tüplerde tıkanıklığa sebep olabiliyor. Böyle bir hastalık geçmişi var mıdır onu sorguluyoruz. Tüplerde tıkanıklıktan şüphelenirsek bir rahim filmi çekilebilir. Tüpler açık mıdır, kapalı mıdır? Tüplerde de herhangi bir kapalılık görmediğimiz zaman eşte de bir problem yoksa yumurta gelişme, yumurta çatlatıcı, destekleyici tedavilere başlıyoruz. Bunlar ilaç mı hocam? İlaç tedavisi. İlaç tedavisi. Evet. Bunlar ne kadar devam ediyor? Mesela bunu ne kadar bekliyoruz? Yine beklenti nedir? Mesela 6 ay içinde cevap vermesini bekliyor muyuz? Bu da yaşla yumurta rezerviyle alakalı bir durum. İdeali yumurta gelişimini destekleyen ilaçlar 6 kez denensin. Buna rağmen gebelik oluşmamışsa o zaman aşılama. Aşılama da olmazsa tüp bebek gibi aşama aşama artık. Aşılama nedir hocam? Aşılama
erkekten alınan, hazırlanan spermin rahim içerisine direkt konulması, ha, yerleştirilmesi. En son aslında biz tüp bebeğe geliyoruz değil mi? Aynen, en son öyle. Noktada tüp bebeğe ama geliyor. Direkt tüp bebeğe geçebileceğimiz durumlar da var. Hı. Yani sperm sayısı çok çok az artık. Yani gebelik oluşturabilecek, hı-hı, normal gebelik oluşturabilecek düzeyin çok altındaysa o zaman ya da her iki tüpte tıkanıklık var. Normal yolla gebe kalma ihtimali yok. Hı-hı. O zaman da tüp bebek diyoruz direkt. Hı-hı. Şimdi tabii gebelik öncesi bakımıyla ilgili, danışmanlıkla ilgili konuştuk ama şimdi diyelim gebe kalındı. Artık bundan sonra da bu sefer doğum öncesi danışmanlığı devreye giriyor değil mi? Hı hı. Bu sefer de gebelik süresince neler yapılacak, işte sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmek için neler yapılacak, doğum öncesi danışmanlığı devreye giriyor. Burada da yine size geliyorlar. Burada da ilk haftadan itibaren değil mi herhalde başlıyor anneyle sizin yolculuğunuz. Daha önce gebelik öncesi gelmiş, bütün eksiklerini tamamladık, hı hı, aşılarını tamamladık. Bu şekilde sağlıklı bir gebelik başladı. Hı hı. Bundan sonra yapacağımız artık gebelik oluştu. İç gebeliğimiz var, sağlıklı canlı bir gebeliğimiz var. Bundan sonra tarama ve tanı testleri artık aşama aşama bunlar devreye giriyor. Bunlara yönlendiriyoruz. Sağlıklı bir çocuğu dünyaya getirmek için doktor hanımla birlikte bu süreci devam ettiriyorlar anne adayları. Şimdi bugün bence çok güzel bir konuya değindik hocam. Çünkü genelde kadın doğumcular hep böyle bebek İşte gelişimi, işte anne adayların neler, annelerin ya da işte hamile kadınların neler yapacağı konuşulur ama hamilelik öncesinde vücudu hamileliğe hazırlamak için neler yapılacağı çok da konuşulmaz. Bu anlamda hani gebelik öncesi danışmanlığı gibi bir konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir konu oldu. Ben bu konuyla ilgili sizin yine son sözleriniz varsa onları almak istiyorum hocam. Benim atladığım, unuttuğum, yine hamile kalmayı düşünen anne adaylarımıza söyleyeceğimiz önemli notlarımız varsa onları da sizden alalım. Teşekkür ederim. Sonra birkaç soru var. Eğer gebelik planlanıyorsa gebe kalmadan 3 ay önce mutlaka kadın doğum doktoruyla bir muayene, görüş olması önemli. Dediğim gibi herhangi bir ilaç takviyesi gerekli midir? Herhangi bir hastalığımız, tedavi edilmesi gereken bir hastalığımız var mıdır? Bunların saptanması ve zamanında tedavinin yapılması. Gebelik esnasında herhangi bir aşımızın yetersizliğine bağlı karşılaşılabilecek enfeksiyonlara maruz kalmamak için gebe kalmadan önce aşılarımızın tamamlanması, sağlıklı bir gebelik, sağlıklı bir bebek için gebe kalmadan önce muayenemizin yapılması çok önemli. Şimdi hocam sormuşlar, gebelik esnasında spor yapabilir miyim diye sormuşlar. Ağır sporlar tabii ki önermiyoruz. Hem gebeliğin seyri açısından, bebeğin sağlığı açısından hem de annede vücut ısısındaki aşırı artışlara bağlı bebeğe verebileceği zararlardan dolayı ağır sporlar değil ama düzenli yürüyüş önerilen gebelikte günlük 30 dakika hafif tempoda yürüyüşler önerilebilir. Hocam bir tane doktor vardı, şey diye sorar mesela spor yapmak isteyen hastaların daha öncesinde yapıyor muydun? Yani çünkü öyle bir algı var, mesela hiç spor hayatı yok ama böyle hamile kaldıktan sonra nedense öyle bir spor yapma isteği oluşuyor insanlarda. Belki öncesinde de hani bir spor geçmişi varsa daha rahat yapıyor herhalde. Evet. Şimdi hocam şöyle bir şey sormuş, 31 haftalık hamileyim, doktorum sıvı fazlalığı ve bebeğin tek bacak boyunun üst kısmının kısa olduğunu ifade etti ama sonra bir sıkıntı yok dedi. Böyle söyleyince bir sorun yok demesi kafamı karıştırdı diyor. Böyle bir durumda ne yapmalıyım ya da böyle bir şey varsa önlenebilir mi? Cevap verirseniz sevinirim demiş. Şimdi suyunun fazla olması tabii önemli. Şunu sorgulamak lazım. Acaba gebelik 24-28 hafta arası şeker testini yaptırdı mı? Şeker testini yaptırdı. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama tekrar bir ben öneririm bir açlık tokluk şekeri, hemoglobin A1C'ye bakılması, geç başlangıçta tekrar bir şeker hastalığı olmadığından emin olmak lazım. Böyle bir problem yoksa bebeğin yutma ile alakalı herhangi bir problemi var mı yok mu bunun değerlendirilmesi lazım. Herhangi bir problem saptanmadığı takdirde suyunun takip edilmesi lazım. Ama bacak boyu, tek bacak boyu kısalığı ile alakalı herhangi bir genetik problem var mı yok mu bunun bir perinatolog tarafından değerlendirilmesi daha uygun olur. Çok teşekkür ederiz. Hocam bugün kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız operatör doktor Dilek Ulusoy bizimle birlikteydi. Gebelik öncesinde gebelik düşünen anne adaylarının
neler yapması gerektiğini, hangi tahlilleri yapması, hangi ilaçları kullanması ya da nasıl beslenmesi gerektiği ile ilgili bize çok güzel bilgiler aktardı. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Umarım böyle bir düşüncesi olan anne adayları için faydalı olmuştur. Özellikle hastanelerindeydik. Instagram ve Facebook hesaplarından canlı yayındaydık. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. İyi günler.